Ben iddiayla şunu söylüyorum. Kayaşehir çok iyi bildiğim için Kayaşehir'de ne yazık ki uluslararası savaşçılar var. Kayaşehir'de savaşçılar var derken nasıl savaşçılar Paralı var? Paralı askerleri mi kastediyorsunuz? Özgür Bey. Bu Özbekistan'dan gelenlerin ağırlığı, bakın ağırlığı Özbekistan hükümetine muhalif edenler. Seçmen bunlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış olan değil, seçmen olanlar. Türk milletinin geleceğini bu insanlar mı belirleyecek? 5. Oktyabr günü Türkiye'nin Halk TV telekanalında memleketin Başakşehir tumanında terrorçu, yollanma cençi ve muhalifatçılar borligi hakkında bahs etti. Suhbat devamında muhalifatçılar orasında Uzbekistanlı koçkınlar borligi ham aytildi. Başakşehir tumanı sobiq hokimi muhalifatdagi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kengashi a'zosi Uzgur Karabat tumandagi Kayashehir massivida ko'p sonli terrorchi tashkilotlar a'zolarining qarorgohi borligini e'lon qildi. Bahsga sabab bo'lgan asl jarayonni tushuntiradigan bo'lsak, 400 ming dollarga ko'chmas mulk sotib olgan inson Turkiya fuqaroligini olishi mumkin. Siz uy olayotganingizda esa daromadingizni qayerdan kelganiga hech kim qiziqmaydi. Hangi parayla bu evleri alıyorlar? Bakın bu da çok önemli bir soru. Bu para nereden geliyor? Kimin parası? Nasıl kazanmışlar? Hangi para? Onların adli sicil kayıtlarını bile bilmiyoruz. Karşı taraftan almış değiliz. Temiz mi değil mi? Gelen paranın kaynağını sorgulamıyoruz. Uzkur Karabat'ın sözlerine göre uy pasporta fukarolik oluş istekide bulgenlerge hoh u cengari terrorçi bulsun dernege yani no davlet no ticaret teşkilatları yordam beradi. Fukarolik oluş için asosiy hujjatlardan biri ise sudlanganlik yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ammo bu tashkilotlar uning ham ilojini topgan. Turkiyalik faollarni tashvishga solayotgan holat esa fuqarolik olgan jangarilarning prezident saylovida qatnashib, mamlakatining kelajagi uchun ovoz berishidir. Odam Özbekistan'da, Afganistan'da, Suriye'de, bir başka ülkede savaşçı. Milletvekilinin dediğine göre savaşçı. O ülkede gelecek her türlü şeyi yapacak, benim ülkeme gelecek, benim geleceğimle ilgili karar verecek. İşte tam da bu kişilerin oy kullanmasını engellemek gerekiyor. Ya ne demek? Bakın arkadaşlar, Başakşehir'de diyor 12.100 tane yabancı seçmen var diyor. 12.100. Deputatning so'zlariga ko'ra, hozirda Başakşehir viloyatida xorijiy davlatlardan kelgan 12.100 kishi fuqarolik olgan. Ularning 4.344 nafari suriyalik, 1.060 nafari iroqlik, 443 nafari eronlik, 455 nafari liviyalik, 344 nafari esa afg'oniston. Bu 5 davlatdan 4517 kişi 2019 yılgi saylovlardan so'ng fuqarolik olgan. Shuningdek, bular orasida fuqarolik olgan O'zbekistonga muxolif radikal islomchi jangarilar ham bor. Umumiy hisobda saylovchilarning 4% boshqa davlatlardan. Ve iddiayla söylüyorum ki bunların arasında Özbekistan'a muhalif radikal islomchi savaşçılar da var, vatandaşlık almış. Son yıllarda Başakşehir'e Suriye, Afganistan, Dağıstan, Uzbekistan'dan koplab insanlar koçup otken. Deputatın açıkçası Uzbekistan'dan kelgenlerin kopçiliği öz hükümetine muhalifat. Ular pasportlarını toplab bir-birlarga fuqarolik olib berishadi va ularni hiç kim tekshirmaydi. Ko'chib kelganlarning deyarli hammasi qimmat uylarni olishadi. Qo'shnilaridan so'ralsa, bir yilda 3-4 oyga qayerlargadir ketib, qishga yaqin katta miqdordagi naqd pul bilan qaytib kelishlarini aytgan. Ta'kidlanishicha, ular 3-4 oy davomida yollanib xizmat qiladigan terrorchi askarlardir. Deputatning aytishicha, aksariyati suriyalik va boshqa hududlardan farqli o'laroq bu massivda chechenlar va o'zbeklar ham istiqomat qiladi. Ular orasida esa jinoiy muhit vakillari ham bor. Hozirda Turkiya fuqaroligini olgan 364 nafar O'zbekiston fuqarolari Başakşehir tumanidagi saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan. Ularning aksariyati terrorchilik va noqonuniy faoliyat uchun qidiruvga berilgan. Teleko'rsatuv ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, Ankara bu xorijliklarni hukmron partiya va mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kirituvchi shaxslar foydasiga potensial saylovchilar deb hisoblaydi. Biroq bu shaxslarning kelib chiqishi mamlakatlari ularning daromad manbalari va fuqarolikni olishda asosiy rol o'ynashi mumkin bo'lgan boshqa omillarni tekshirish yo'q.
fuqarolikni pul evaziga berish deputat fikricha Turkiya xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Shuningdek, suhbatda Markaziy bankda kapitali taxminan 24,5 milliard bo'lgan hisob varaq mavjudligi va bu summa noma'lum manbalardan kelgani shubhaliligi ta'kidlanadi. Qonun taklifi verilmesi gerekiyor. İşte bu tür gündem oluşturmak, helalleşmekle ilgili verilen kanun teklifleri çok değerli. Bir Türk milletinin geleceğini bu insanlar nasıl belirler? Bahsda jurnalist Murat Ağirel Türkiye fuqaroligini olgan xorijliklarning ovoz berishini taqiqlash zarurligi haqida gapirdi. Xorijlik yollanma askarlar terroristik guruhlar a'zolarining mamlakat kelajagini belgilashga yo'l qo'yilmasligi hamda Türkiye fuqaroligini olgan xorijliklarni qabul qilishni tartibga soluvchi qonun loyihasini zudlik bilan ishlab chiqish kerakligini ta'kidladi.